Toparlandınız mı? İyiydim zaten. Yok, sabah biraz bir hem gergindiniz hem yorgundunuz. Yo, iyiyim. İyisiniz. Peki iyiyim. Masayı nasıl buldunuz? Ayşegül Hanım'la aynı fikirdeyim. Ben de genelde siyah çok masada, yani böyle iştah kapatan bir renk olduğunu düşünüyorum. Kahve suyumla da hani hiç tarzım değil, evet. Üstünüzdeki siyah olması da ayrı evet, bir... Evet. Masada, yemek masasında mı siz de sevmiyorsunuz? Normalde kıyafet olarak da sevmem ama bugün sonlara yaklaştık, böyle biraz... biraz asil bir kıyafet ya. Zaten. Güzel ben olsun. De bugün daha böyle ağır, daha böyle tabii, küçük masa yapmayı tercih ettim. Doğru. Evet. Peki sabah menüyü saydı, baktığınızda ya evet bu kadın cidden hamaratmış, nasıl böyle güzel yemekler seçmiş dediniz mi? Hayır. Yine sadece ben konuşuyorum her zaman gibi. Yok, şu an yorum sizde, o yüzden sırayla gidiyoruz. Yok, bulmadım. Çünkü tam tahmin ettiğim gibi. Ne tahmin ediyordunuz? İşte yufkadan börek. Evet. İşte aynı tabakta mesela işte mısırlar, pilavlar. Evet, yani şeyler. Nohutlu pilavdan iyidir en azından. Üzerine tavuk didinecek kıvamdaydı sizin pilavınız çünkü. Mısır, evet. Pilav. Evet. Patates, hepsi aynı tabakta. Yani ben poğaça gibi bir börek yapmaktansa lezzetli bir yufkadan börek yapmayı yemek tercih ettim. Yemek bilgisi olan bir kişi aynı tabağa 3 tane karbonhidrat koyun o zaman. Siz öyle düşünüyorsunuz. Ben öyle mi düşünüyorum? Öyle değil mi gerçekten? Hayır. Bilgisi o kadar işte. Hı-hı. Kabul de etmiyor. Evet. Evet. Gene bir gerilme yaşadık sanki hafiften bir... Yani bu sarsıntı geldi. Masada... Bu siyah renkten dolayı oluyor. Negatifliği masadan mı alıyoruz negatifliği? Evet, vallahi gerçekten. Ben bilseydim böyle bir masa, ben de çiçekle giyinirdim ya. Gerçekten evet. Masalarda, mutfaklarda benim görüşüm ama herkesin zevki gerçekten. Tabii ki, tabii ki. Ha, kıyafet ayrıdır. Ha, siyah tabii ki. Ben yani üç güne göre daha ağır bir masa yapmak istedim. Doğru olabilir ama siyah beni kasıyor, kasvetli geliyor bana gerçekten. Sabah Esra Hanım'a limonata geldi ve dedi ki Esra Hanım, iki gündür hani söylüyorum bana limonata gelmedi. Bugün limonata gelmesinin sebebi neydi size göre? Bunu anlatmak diye düşünüyorum muhtemelen Esra Hanım. Kendi günü sonuçta. Çok duyamıyorum Esra. Kendi günü sonuçta tabii ki. Esra Hanım zaten puandan çok kaçan, kimseye puan vermek istemeyen bir insan olduğunu düşünüyorum. Genel olarak hepimiz için hiç geçerli. Hiç Hani belki işte Merve Hanım'ın bugüne kadar kaç puan verdin onu etkileyebilir Esra diye düşünmüş olabilir Merve Hanım. Ne ki verdin? Anladım. Cidden kaç puan verdin? Niye çıkıyor? Belki, kadın. Belki Merve Hanım belki bana 3 verir diye düşünmüş olabilir. Yani hakkı neyse onu veriliyor sofranın. Aynı şekilde benim soframın hakkı neyse siz de onu vermek. Benim soframın hakkı bir değildi. Ha, o konuda evet. Bir değmedi. Değildi. O pilavlara, o şeylere rağmen. Her şeyi boş yani ver. Yani suflanın üstüne masa örtüsü. Ay, masanın masa örtüsünün üstüne sufla. Supla onun adı. Supla işte neyse. Koyulmuyor mu? Koyulmuyor. Sen hiçbir şey bilmiyorsun. Yok, biliyorum. Hani hiçbir şey bilmeyen bir insanla konuşmak da çok zor oluyor. O zaman konuşma. Girme muhabbetine. Siz gene gerilmeye başlıyorsunuz. Evet. Neyse. Gülizar Hanım. Efendim. Masayı nasıl buldunuz masa efendim? Masa güzel, şık, davet için. Menü iddialı bir menü mü? Menüyü yani bekliyordum bu tarz bir menü Merve Hanım'dan. Gülizar abla, ölümü diyor. Allah'ın adına ne? Şu mikrofonu şuradan çıkartacağım, şimdi boynuma dolayacağım. Ya. Kurban oldum canım ablam. Sadece fikrini öğrenmek istiyorum. Ama sen fikrini söylemiyorsun. Tamam. Tahmin ettiğim gibiydi. Evet öyle. Kız ne tahmin ettiğini bilmiyor ki, bize söyle. Ne bekliyordun? Bak açık konuş. Vallahi açık konuş, rahat rahat söyle. Yarın kendi günü nasıl açık konuşabilsin ki yani? Evet. Ama bir haftadır açık konuşmuyor. Güzel, iyi cümleler kurmak zorunda şu an. Hayır, net ol. Menüyü beğendin mi? Yani. Menüyü beğendin mi? Menü güzel yani. Bakacağız, göreceğiz. Şunu sormak istiyorum sana. Cidden Merve uğraştırıcı, ağır bir menü seçmiş mi? Yani iki saat aralığına sığan bir... seçmek zorunda olduğumuz için yani. Bu akşam ölürüm, beni kimse tutamaz. Sen bile tutamazsın, yıldızlar tutamaz. Benim karnım ağrıyor güzel. Gülizar böyle de canlanıyorum. Peki, anladım Gülizar ablacığım. Teşekkür ediyorum. Özür duyuyorum. Evet Esra Hanım, siz nasıl buldunuz masayı? Masa iyi, fena değil. Güzel. Şık bir davet masası olmuş. Fena değil mi? Beğendiremezsin, uğraşma. Ben gerçekten... Sizin masanızı konuşmadım ama şu anda. Gülizar Hanım'a yorum, Merve Hanım'a yorum yapıyorum. Ben de Merve Hanım'a soydum zaten. Seninle konuşmadım. Bu masayı nasıl buldunuz?
İyi. Niye güzel. Fena değil dedin? Ya benim... Sen bir wow bekliyordun herhalde yorumda. Yani siyah gold patlattım masada. İşte insan uğraşınca öyle bekliyor. Yani hani bir de 3 gündür hani yanlış anlamayın lütfen. Herkes aynı tarzda bir sofra hazırladığı için ben bugün biraz daha farklı hazırladım. Şu an şık istedim. Bir davet sofrası yok mu Esra Ürün'de? Yani şık bir davet masası var ama benim böyle ne bileyim yatan gold. Sen gold seven bir insan. Ben gold'u seviyorum. Gold, evet, gold benim detay şey yapıyor da hani şey Anşö Gül Hanım'ın da dediği gibi siyah benim şeyim pek fazla değil. Sen de siyah başörtü takmışsın, siyah sen. Anam bugün masada ben anlamıyorum, siyah giymiş ama siyah sevmiyorum. Aynen. Ama kıyafem demek ki tabaklar yani ama bardaklar falan gerçekten. Ama neyse şey Merve istediği yorumları alamadı şu anda masadan. Sen ve herkes yani yok, mükemmel bir masa diyecek diye bekledin. Yok mükemmel diye denilecek bir masa beklemiyordum tabii ki. Ya bana göre mükemmel bir masa. Yani bana hayır, göre mükemmel bir olsa da mükemmel masası. Demezler mi? Ha tabii ki denmez. Ama şöyle gerçekten güzel tabak, kaşık. Yani çünkü şimdi, her şey. Teşekkür ederim, şey, sağ olun. Renk de senin için güzel ama bunlar çok güzel, her şey güzel. Ama beni siyah boğuyor. Yani o değil, ama o meselesi. Çok güzel bir yani. Masa. Ama tercih olarak ben siyah rengi hiç sevmiyorum mutfakta. Ben bir yemek yerim ısıtsam. Direkt tasları vereyim ben sana hatta. Sen git çorbalarını da ısı, çorbalarımızı da al gel. Takımın da güzelmiş bu arada. Evet, şık, güzel çok yani. Şık. Aynısını her aldım, daha henüz kutusunu açmadım. Taşımayı bekliyorum. Güzelmiş çok ama güzel, beğendim şu an. Çok güzel tabaklar gerçekten. Sağ olun. Kaşık, sağ olun. Ben de böyle çok kaşık çatallar. Alacağım. Evet, çok güzel. Ama... Esra, dün... Ayşegül abla dün Neslihan Hanım'ın evindeydik ya masada dedik ev sahibi olarak Neslihan dün masada gayet sakindi. Kendi gününde herkes bekledi ki Neslihan eleştiri kabul etmeyecek, çatır çatır yorum yapacak, sinirlenecek. İşte ev sahibi olarak beni beğenmediler terliklerimi ama ben ev sahibi olduğum için bütün yorumlara karşı yok, terlik ılımlı oldum girmiyorum. Mesela. Ama i̇şte bugün hani ev sahibi olduğum için o kadar yoruma bile ılımlı oldum. Peki evet. Dün ev sahibiyken o kadar sakin biri bugün neden bu kadar yüksekti ve gergindi? Şöyle diyeyim yani ev sahibi yaptı her şey etti, beklediği puanı alamadı. Ama dedi ki ya ben bekledim falan, ben bu kadar kendimce güzel şeyler yaptım. Bana mesela birler neden geldi? O da bir tabii yani. Misilleme yapacak karşı tarafa. Normal yani. Yani dünden sonra gerçek Neslihan'ı mı göreceğiz? Evet. Yani evet aynı. Ha, sen de evet diyorsun. Tabii ama ki. Ama Neslihan gerçek Neslihan değil. Günün oynuyor diye. Nasıl? Günümü oynasaydım. Yok, o pazartesinden beri böyle yani. Evet, aynı şey. Dün daha farklı. Aa, tabii dün geçince daha farklı. O kadar eve bir alsaydın sen de öyle olurdun. Olmamıştı yemekleri. 2 saatte bir sürü yemek yaptım. Farkındasın değil mi? Farkındayım. Tamam, herkes yapıyor ama. Ve tamam siz de yapıyorsunuz. Aynen. Ben de zaten size de hak ettiğiniz puanı veriyorum. Vereceğim de. Masa düzeninden tut, bütün yemekleri yetiştirmem artı tatlıyı da beğendiniz. Genel olarak da iyi mi? Her şey toplam genel bir değerlendirmede bir mi? Zaten bir en düşük puan, daha altını veremiyorsun kahveler ki. Kahveler karıştı, sıfır verseydin. Sabah. Sıfır olsaydı sıfır evet, zaten verirdim. Dedim ki sıfır diye bir puan olsaydı Esra verirdim bana yani. Sıfır verirdi dedim zaten. Peki o kadar lezzetli ama miydi size göre yemekler? Ya, yani yoksa bir niye verelim ya? Bir en alt puan ama zaten altını veremiyorsun. Haliyle senin vermiş olduğun bir benim için aslında sıfır. Anladın mı? Hiçbir şey yok demek. Yani tatlıyı beğendiniz, tatlıya da puan vermemiş oluyorsunuz tatlıya benim için. Tatlıya verdim zaten. Esra da kendi günüyle kıyasladı dün masayı. Kıyasladığında bana göre birlik ama bir masa ama uğraşımı, dedi. Soframı, her şeyimi sıfır çöp ettiler mesela. Sadece tatlıya puan aldım ben. O yüzden bütün uğraşım boşa gitti. Hatta dedim ki keşke çiğ koysaydım önlerine her şeyi. Hiç uğraşmasaydım da 2 saat yatsaydım. Haberi aklı yapmadan. Çünkü zaten hani 6 puanla günü kapatmış bir insan olarak bu kadar sinirli ve dolmuş olmam çok normal. Peki Gülizar Hanım'a neden sinirlendin dün? En çok bir Gülizar'a verdi. Sinirlendin. Bir verdiği için. Evet. Ondan zaten bekliyorum. Çünkü yani ona pazartesi bana da gıcık bir oldu ya. Yok tamam gıcık olmam gıcık olsa senin dek yüzünde karşı söylerdim zaten gıcığım diye. Belli ediyorsun bakışlarınla zaten. Yok işte belli etmiyordum. Belli. Şu anda belli ediyorum. Şey gibi konuşuyor yani Cemile var ya aynı onun gibi konuşuyor benimle konuşurken. Kim? Hiç bildik diyor yani bir tane şey. Takipim de yapmıyorum aynı onun gibi davranıyor bana şu an. Bana o kadar gıcık oluyor ki. İstemediğim şey. Şeyse sakin olun gene ben bugün bütün gün sakin olun diyeceğim anladığım kadarıyla. Sen Neslihan'a misilleme mi gittin kendi gününde? Yok işte gitmedim. Ama bak, herkes 2 verdi bana ekstra gıcık. Yok değilim. Siz öyle geliyorsa öyledir o zaman.
Peki sen Ayşegül Hanım'ın masasında da yorum yaptın. Niye bir tek Esra sana karşı kinli geldi de Ayşegül Hanım gelmedi? Ben genel olarak her zaman çünkü her gördüğüm yanlış eleştiriye de cevap verdiğim için. Peki Esra sana net bir şekilde dedi mi ben senin gününde aynı dolu geleceğim ya da sana düşük puan vereceğim? Bunun sinyalini nereden aldın? Sofrada başından beri zaten oturduğu anda başladı ya zaten bana karşı doluydu. Ne yaptın bilmiyorum ki. Kayıtlara bakalım ya da ona göre. Anda başladı zaten. Ona her söyledim bilmiyorum ama bana şimdi söyledi. Bir verdi. İçin bir vereceğim dedi. Evet az önce sanki evet. Öyle bir şey söyledi. Elimde. Hak ettiğini vereceğim yani, dedi. O zaman adaletli davranmamış olacaksın. Sen de adaletli davranmadın çünkü sen ben hak ettiğim için ama bana bir vermedin. Dedin ki Esra Hanım'a iki verdim. O yüzden ona haksızlık olur. O yüzden size de bir verdim. Yoksa size de iki verirdim demiştiniz. Yani siz bana hak ettiğim puan değil. Esra Hanım'la kıyaslayıp bana puan verdiniz. Ama kim üç verdi? Benden üç bekliyorsunuz. Üçümü bekliyorum. Kim evet. Dedi? Kim yani öyle bir şey beklemedim. Kaç bir iki mi bekliyordun en kötü? Ben evet ya iki hani iki bekliyordum. Bari iki verdiğin yani. Verdiğin puandan pişman oldun İkiyi mu? İkiyi kabul ya ederdim biraz zaten. Biraz üzüldüm açıkçası ama yani. Sen de Ayşegül abla gibi duygusal mı düşünüyorsun? Yani üzüldüm o da üzüldü. Yani iki de siz değiştirin deyince değiştirseydim. İki kere sordum hatta. Dediniz. Ama bir dedi. Verilmez gerçekten evet, verilmez. Evet yani orada üzüldüm. Peki ben şunu soruyorum. Duygusal düşündüğün için mi iki yapmak istediğin şu anda yoksa hak etti de sen mi o an düzgün bir karar veremedin? İşte orada kahveleri düşündüm. Kahveler karıştı, soğuk geldi, içemedik. Şimdi peki niye pişman oldun? Ne değişti? Yani kahveler kahve güzeldi mi? Kahve karıştırmasıyla yani misafirperverliği bence çok da karıştırılmamalı. Bu bir dalgınlık olabilir, heyecan olabilir, telaş olabilir. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.